Ya da hatırlar mısınız? Koyun Dolly vardı. Dolly'yi klonlayan Sir Ian Wilmot hayatını kaybetti. Bu vesileyle kendisine sağlığı dileyelim ve neler yaptığına bir hızlıca bakalım. Çünkü 1990'lı yıllarda bu klonlanan Koyun Dolly çok büyük ses getirmişti. Çok büyük olaydı. Hala da aslında öyle. Ondan sonra da pek çok tartışma geldi bununla ilgili olarak. Yani bundan sonra acaba işte insanlarda klonlanacak mı ve bu bir etik durumuna ve bir etik problemi yaratacak mı gibi. Ama sonunda çok fazla bununla ilgili farklı koyunların ya da farklı hayvanların klonlanmasıyla ilgili başka haberler aslında çok fazla duymadık ama peki koyun Dolly'nin ve Sir Ian Wilmut'un bu süreci nasıldı gelişme bir de ona bakalım. Sir Ian Wilmut embriyolog ve 90'lı yılın ortalarında işte koyun Dolly'yi klonlayana kadar pek çok bu konuyla ilgili çalışmalar yapmıştı. 1996'da koyun Dolly'yi klonlayan ekibe liderlik eden bilim insanı Sir Ian Wilmut 79 yaşında bu arada hayatını kaybetti.